Ve bu dönem içerisinde insanlar demokrasi derken bir yandan özgürlüklerini yaşayabilecekleri, öbür yandan da eşitliği tadabilecekleri bir sistemin içinde idiler. Hem alt sınıflar hem orta sınıflar ve dolayısıyla da demokrasiyle aralarındaki bağ, iktisadi bağ, kuvvetli bir bağ idi. Ne oldu? 1980'li yıllardan başlayarak bu refah devleti sistemin bazı aktörlerinin gözüne batmaya başladı ve dediler ki bu refah devleti kapitalizmin daha fazla ilerlemesi için işte kendilerince kurdukları argümanlara göre daha etkinleşmek için önümüzde bir engeldir. Bu refah devletinin özellikle koruma mekanizmaları. Biz bu koruma mekanizmalarını ve kurumları sosyal güvenlik başta tasfiye edersek buradaki kaynaklar işte üretime yatırıma giderse biz daha fazla kalkınırız. Ve bu kalkınma da daha fazla servet yaratacağı için bu aşağıdan yukarıya, pardon, yukarıdan aşağıya damlama teorisidir meşhur, trickle down economics dedikleri. İnsanlar da bundan daha fazla pay alır. Mesela ücretler üzerindeki işte taban ücret baskısını kaldırırsak daha fazla insan işe alınır gibi çeşitli argümanlarla ki işte bunların tümüne birden özelleştirmeler falan bildiğimiz deregülasyon. gibi neoliberalizm diyoruz genel olarak. Böyle bir düzenin içine geçersek dediler, ekonomi daha etkinleşir. Bu etkinlik argümanı burada çok hani güçlü bir argüman idi ve bu müthiş etkili bir argüman haline geldi. Yani bu argümandan etkilenmeyen ve bunu tamamen veya kısmen politika düzeyinde hayata geçirmeyen neredeyse hiçbir kapitalist ülke dünyada kalmadı. Fransa bile öyle ya da böyle bu şeyin içerisine girdi mesela. Hani Avrupa'nın en sola yatkın, en sosyal devletlerinden biri olan diyeyim. İsveç bile girdi yani. Hani.